Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu çok güzel bir 5 patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, hardal, sarı ve yeşil tonlarında 3 tane ip kullandım. Krem ipim kartopu floranın renk kodum K13. Sarı ipim Poliana lüks dolinin renk kodum 524. Yeşil ipimin kağıdını atmıştım ama markasını rengini hatırlıyorum. Hanımlar çok sevdiğim tonlarda bir yeşildir bu. Alize Extra e, renk kodu ise 100. Kullandığım şişlerim ise 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi göstermek istiyorum. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel. Üstelik çok da kolay bir model. Ee, çok tatlı durdu. Çok beğenerek yaptım. Bakın hanımlar patiğimiz bu şekilde patiğimde buralarda 3 sıra bakın bu şekilde dolamalı mini çiçekler yaptım siz bu dolamalı çiçekleri normal düz örgü tekniği ile de yapabilirsiniz modeli yaparken göstereceğim nasıl yapıldığını araya da böyle minik ajurlu desenler kullandım patiğimize de çok yakıştı çeyizler için de çok ideal bir patik oldu hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum Başlıyoruz hemen hanımlar modelimize. Patimize her zaman olduğu gibi burun tarafından hanımlar 12 ilmek olarak başladım. Hanımlar ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda gösterdim. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz Bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atıyoruz hanımlar sayalım kaç ilmeğimiz olmuş 3 6 9 12 Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyiz Şöyle baktığımız anda hanımlar İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Arka yüzde olduğumuz için ilk sıramızı hanımlar e, Ters olarak öreceğim İlmeklerimin hepsini Ters örüyorum İlk sıramızda böyle Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzeyim. Artık patiğimizin burun bölümünde hanımlar düz örgü öreceğiz. Ve 5 çiçeği bu aşamada geçiş yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgü örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3 4 5 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Yani 12 adet ilmeğim vardı. 6'ar 6'ar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar geri dönmeyeceğiz. İlk başladığımız yerden ilmekler çıkartacağız. Ee, şöyle ki ilk ilmeğimi hemen şişimle şu kenardan bakın. ilmeğin iki kanatına birden girerek çıkarıyorum. Üçüncü şişimle ilmek çıkarttım. Sonra hanımlar tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. İlk başlangıçtaki ilmeklerimi ben tek şiş üzerine attığım için burası biraz sık oldu. Sizler ilk 12 ilmeği iki şiş üzerine atarsanız e, burası daha esnek daha gevşek olacaktır. Tığ kullanmanıza da gerek kalmayacaktır. Şu tığ yardımı ile bakın böyle çıkarıyorum. Ben böyle başlamaya alışkın olduğum için tığ kullanmakta zorlanmıyorum. Böyle yapıyorum. Bakın hanımlar 3. ilmeğimi çıkarıp şişime taktım. Hanımlar bakın ilk başladığımız yerden başlangıç yerinin e, iki kanadına birden çıkarıyoruz. Şöyle tığımız ile. Böyle daha sağlam olur. Ona dikkat edelim. 4 ilmeğim oldu. 5 Ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Buraya toplamda 6 adet ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. işime takacağım. Şöyle şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. 4. 5. Ve son kenar ilmek yerinden de bir ilmek çıkartıyorum. 6. Hanımlar böylece 4 işimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi elime aldım ve örmeye başlayacağım. Hanımlar yapacağımız işlem şu. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Boş olan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi öreceğim şimdi. Bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum 6 ilmeğimi. 3. şişime geldim buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum yine düz olarak son şişime geldim buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum Evet hanımlar şimdi artırma işlemine başlayacağız artırma işlemini ağlar patik burnumuza şöyle baktığımız anda bakın. Şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenarlardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Hem kenar hemen bu sağ tarafa denk geliyor. İlk şişimde ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. ilk artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerim düz. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. 2. şişme geldim burada da kenara şöyle baktığımız anda şu sol tarafa denk geliyor ikinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim artırmamı yapacağım bakın son iki ilmek sondan ikinci ilmeğin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm kalan 2 ilmeğim düz ikinci şişimde de yedi ilmeğim oldu üçüncüye geldim burada da hanımlar kenar hemen bu sağ tarafa denk geliyor İlk iki ilmeğimi örüyorum Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarını şuradan şişimi takıyorum ve buradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer dört ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada da yedi ilmeğim oldu. Dört işimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi dördüncü işime geldim. Ee, burada da hanımlar kenar bu sol tarafa denk geliyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. 4 işimizde de yetişer tane ilmeğimiz oldu. Başlangıç yerimize geldik. Şimdi hanımlar bir, 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 sıra boyunca dört işimizde de artırma yapmıştık. Bir sıra boyunca artırma yapmayacağız. Dört işimizdeki yedi ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Hanımlar bir sıra artırma var. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi de şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patiğimizin burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki yedi ilmeğimi de ördüm. Yine üç ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca hatırlatmak isterim. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın artırmaları yaptıkça şişlerimiz de yerli yerine oturuyor. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilk iki ilmeğimi örüyorum. Bakın kenar burası çünkü. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz olarak örülüyor. İlk üç şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu işime geldim. Kenar sol tarafa denk geliyor hanımlar. Yani son iki ilmeğim kadar örüp kenardan artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına şişimi takıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz gideceğiz. Bir sıra artıracağız. Düz gideceğiz. Artıracağız. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin burnunu böyle yapacağız. Ee, hanımlar ben bu patimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım ve modelimi kurdum. Tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle açılan bir özelliğe sahip. Ayağınıza rahat olur diye düşünüyorum. Ayrıca e, sizden her bir şişe 13'er ilmek yapsanız model yine yapılır. E, denk düşer. Her bir şişe 15 ilmek yapsanız yine aynı şekilde modeli tam olarak oturtabilirsiniz. Artık kendi elinizin ölçüsüne göre ilmek sayılarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte e, artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonrasında birlikte modelimizi kurmaya başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçeceğim. Bu aşamada ilk ilmeğimi sarı ipimle örüyorum. Hemen yanına kalemimi ekleyeceğim. Bir ilmekte kalem örüyorum. Şöyle. Hemencik hanımlar burada e, unutmadan krem ipimin ucunu sarı ipime bağlayacağım. Patimiz sökülmesin diye iki tane sıkı bir düğüm atıyorum. Devamında hanımlar şöyle yapacağız. Bir sarı örmüştük yanına bir krem ördük. Tekrardan bir sarı şöyle kremi de gizleyerek getireyim. Bir krem. Bir sarı. Şöyle kremi de aradan gizleyerek getirelim. Bir krem. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Bir sarı bir krem. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir ilmek krem. En son bir krem ördüm. Sonra bir sarı bir krem diye devam edecek. Diğer üç çeşimizi de bu şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda da sarı olan ilmeklerimi krem ipim ile krem olan ilmeklerimi de sarı ipim ile örüyorum. Bu şekilde sarı ilmekler krem ile örülüyor. Krem ilmekler de sarı yeniden bir sarı bir krem diye ikinci sıramızı da örüyoruz. Bir ilmek krem, bir ilmek sarı. Bir krem, bir sarı. Bir krem, bir sarı. Bu şekilde hanımlar. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Artık bu aşamada sarı ipimi kullanmayacağım. Beklesin burada. İlmeklerimizi de bu şekilde sadece krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi krem ile öreceğiz. Şimdi hanımlar, iki sıra boyunca dört şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ben iki sıra boyunca krem ipimle dört şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi modelimiz için ilk sıramızda bu tabanımızı oluşturacağız hanımlar. E, ee, bu ajurlu modelimiz, şu ajurlu olan modelimiz hanımlar 3 ilmekten oluşuyor. Bu aralarda da 5'er ilmeğimiz var çiçekli olan bölümlerde. E, ee, şöyle yapıyoruz. İlk 5, ilk 7 ilmeğimi, ilk 7 ilmeğimi krem ipimle düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Ardından hanımlar bu ajurlu modelimizin sağında ve solunda birer ilmek tersimiz var. Bu nedenle şimdi 7 ilmekten sonra bir tane ters ördüm. Ajurlu modelim için şimdi de 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 Hemen yanına sol tarafta bir ilmek tersimiz var. Tersini örüyorum. Bu şekilde ilk ajurlu modelimizin tabanını oluşturduk. Şimdi çiçekli bölümü yapacağız hanımlar. 5 ilmek düz öreceğiz çiçeğimiz için. 1 2 2 3 4 5 5 tane düz ördükten sonra tekrar ajurlu modelimiz için hanımlar hemen buraya bir tane ters örüyorum ve ajurlu modelim için yeniden 3 ilmek düzümü ördüm 3 düzden sonra hemen yanına bir tane daha ters ördüm. Ajurumun yanında bir sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz var. Şişimizde son 6 ilmeğimiz kaldı. Kalan 6 ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. İlk sıramızda hanımlar bu zeminimizi hazırladık. Sonra bir sonraki sıramızda modelimize başlayacağız. Şu anda patiğimizin tabanına geldik. Patiğimizin taban bölümünde hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz hanımlar. Ee, bu nedenle videonun artık ilerleyen bölümlerinde patiğin tabanını çekmeyeceğim. Ee, buraları keseceğim. Sadece modelde tarafı sıra sıra göstereceğim. Ee, sizler bu bölü bu bölümleri e, videonuzu durdur oynat yaparak Kolayca yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Düz yerleri işte çekerek de sizleri sıkmak istemiyorum. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Yeniden ön yüze geldik. Bu aşamada şöyle yapalım hanımlar. Bakın bu sarı ipimiz vardı burada. Bu sarı ipimizden bir miktar bırakacağım. Bakın 3 tane çiçeğe yetecek kadar şöyle çok değil hanımlar. Bir 30 35 santim kadar anca şöyle bir ip bırakıyorum. İpimi kesiyorum. Bu iple ilk çiçeğimizi yapacağız. Bir tane daha aynı şekilde ip keseceğim hanımlar. Şöyle Bununla da şöyle ikinci çiçeğimizi yaparız. Bir tane daha ip keseceğim. Yine ikinci aynı boyda şöyle ölçerek keselim. Toplamda üç ipimiz olacak. Biri burada iki, iki tanesinde. şimdi kestim üç. Bunu çiçeğimiz için kullanacağız. Hemen alttan şöyle sar ipimi kaldırayım. Alttan kreme dolanıp duruyor çünkü video aralarında. Aynı şekilde onlar üç tane de yeşil ip keseceğiz. Yine kısa kısa çok değil. Zaten yeşil ipimiz çok az gidiyor. Elinizde böyle artık yeşilleriniz varsa kısa kalmış 1-2 metrelik onları böyle patiklerde değerlendirebilirsiniz. Şöyle ikinciyi de kestim. Bir daha keseceğim. Bu da 3. Evet. Şimdi 3 tane de yeşilimi kestim çiçeğim için. Hemen devam edelim hanımlar şimdi patiğimize. Çiçeğimiz yapacağız hanımlar ilk olarak. Öncelikle e, kenardan 4 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek krem ipimle düz ördüm. Sonra ilk yeşilimi alıyorum. Çiçeğimi kuracağım. Hanımlar ben buraya dolama yaptım ama ben bir ilmek dolama yaparken. Mesela siz dolama yapmak istemiyorsanız buraya normal bir ilmek şöyle yeşil ile örebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. E, fakat ben dolama yaptığım için diğer eşini bunu da dolama yapacağım. Bakın yeşil ipimi şöyle alıyorum hanımlar. Bu ilmeğimin etrafında şöyle bir bakın. Şöyle 2, iki kez döndürdüm ve dolamamız bitince yeşilimizi arkada bırakıyoruz ve dolama yaptığımız ilmeğimizi örüyoruz. İlk çiçeğimi yaptım hanımlar bu şekilde yaprağını. Böyle. Zaten e, çiçeğimiz toplam 5 sıradan oluşuyor. İlk iki sırası yaprak, 3 sırası çiçek. Yaprağın ilk sırasını böylece yaptık. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Hanımlar bu ters ilmeklerimizi model modelimiz bitene kadar ters olarak öreceğiz. Bir tersimi ters ördüm. Şimdi ajurlu modelimi yapacağım. Ee, bunu 3 ilmek e, ayırmıştık ajurlu modelimiz için. Ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime şöyle doluyorum. Böyle öndeki 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum bu şekilde ve ipimi şişime bir kere daha doluyorum. Burada yeniden 3 e, tane ilmeğimiz oldu. Hemen bir tersimi ters olarak örüyorum bu şekilde ilk ajurlu modelimizi yaptık. Her yani 3 sırada bir bu ajurlu modeli tekrar ediyoruz. Model sadece bundan ibaret. Bir tane ters ördükten sonra hemen iki tane krem ile düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da hemen ortadaki çiçeğimin yaprağını kuracağım. İkinci yeşil ipimi alıyorum şimdi de. Şöyle Buraya yeşil ipimle bir ilmek dolama yapıyorum. Dediğim gibi siz dolama yapmayacaksanız şayet buraları normal düz örerek de yapabilirsiniz hanımlar. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Bakın dolama yapmış oldum. İlmeğimi ördüm. Krem ipimle ördüm. Yeşil ipimi de arkada bıraktım. Hemen yanında iki tane daha kremim var. Bunu da ördüm. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Bunu yine ters örüyorum. Şimdi ikinci yani bu ajurlu modelimiz yapacağız. Yine ipimi şişime şöyle doladım. Ajurumu yaptım. Bu öndeki üç ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Yanındaki ters ilmeğim yine ters olarak örülüyor. Böyle. Şimdi bir, iki ilmek düz ördüm ve üçüncü çiçeğimi başlatacağım. Üçüncü yeşil ipimi aldım hanımlar. Şuradaki ilmeğimin etrafında şöyle bir, Sonra bu ipleri sıkılacağız hanımlar arkadan. Onu da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şöyle iki kez dolandırdım. Yeşilimi arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ördüm. Yanındaki üç ilmeğimi de krem ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Patiğimizin tabanını düz olarak örelim. Ön yüze gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördük. Ön yüze geldik. Ee, şimdi yaprağımızda ikinci sıramızı yapacağız. Yani bu bir önceki sırada dolama yaptığımız ilmeğin e, sağındaki ve solundaki birer ilmeğe yeşil dolama yapacağız. Şöyle ki kenardan bu defa 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bu yeşilin sağına ve soluna dolama yapacağız. Sonra bu yeşil ipimi alıyorum arkadan. Buradaki ilmeğimin etrafında şöyle bakın bir kere dolandırdım. Bir daha yapıyorum. 2. İki kez dolandırdım ve yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Yanındaki bir tane kremimi düz olarak örüyorum. Ve hemen bu sol tarafa da bir tane dolamamızı yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Yeşilimi krem ilmeğin etrafında iki kez döndürdüm ve Dolama yaptım ilmeğimi ördüm. Hemen yanında bir ilmek düz var onu örüyorum. Bakın ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada ajurlu model yapmıştık hanımlar. 3 sıra boyunca ajurlu model yapmayacağız. Bu aradaki ajurlu 3 ilmeğimizi 3 sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Şimdi bu ilk sıramız. 3 ilmeğimi düz örüyorum ajurlu ilmeklerimi. Yanındaki tersimi ters örüyorum. Şimdi geldik ortadaki çiçeğimizi yapacağız hanımlar burada. Burada e, bir ilmeğimi düz örüyorum. Bakın yeşilin sağındaki ve solundaki ilmekleri dolama yapacağım. Şimdi buradaki bir tane kremime dolamamı yapıyorum. Şöyle yeşil ipimi bu ilmeğimin etrafında şöyle iki kez dolandırdım ve yeşilimi arkada bıraktım. Sonrasında dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geldim. Tam ortada bir ilmek düzüm var düz ördüm. Sonrasında buraya bir tane daha yeşil ile dolamamı yapacağım. Bu şekilde yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi de krem ipimle örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu da düz ördüm. Tersimi ters ördüm. 3 tane ajurlu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yanındaki tersimi de ters ördüm yine. Üçüncü çiçeğimizde yine ilk iki çiçekle aynı yapacağız. Bir tane kenarda düz ilmeğimi örüyorum. Hemen yeşil ipimi aldım. Burada da yaprağıma dolamalarımı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek kremi ördüm. Hemen sol tarafa da bir tane yeşilim ile dolamamı yapıyorum hanımlar. Ve tekrar dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan iki ilmeğimi de krem ile düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı yapalım ve gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi e, çiçeklerimize başlayacağız artık bu aşamada. Çiçeklerimizi hanımlar iki tane yeşilin ortasındaki bir tane kreme yapacağız. Sarı ipimizle dolamamızı. Öncelikle kenardaki 4 tane krem ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya geldim. Buraya hanımlar altta sarı ipimiz vardı. Bu sarı ipimi getiriyorum. Buradaki ilmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez döndürdüm. Ve sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanında iki ilmek daha düzüm var. Düz örüyorum. Bir tane tersim var. Ters ördüm. Ajurumuzdan sonra bir sıra düz örmüştük. Bu ikinci sıra düzümüz hanımlar. 3 ee, ilmeğimi ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanına bir tane tersim var. Ters ördüm. Şimdi sadece buradaki çiçeğimizi de yapacağız. Tersten sonra hemen buradaki iki ilmeğimi krem ipimle ördüm. Tam buraya hanımlar çiçeğimizi yapacağız yine. Tekrar bunun için kesmiş olduğumuz <laughs> iki tane sarı ipimiz vardı. Alıyorum birini şöyle. Buraya bir tane sarı ile dolamamı yapacağım şimdi. Bakın sarı ipimin şu ucunu arka yüzde bırakıyorum. Buraya iki kez döndürüyorum sarı ipimi. Bakın bir, bir daha döndürdüm 2 Sarı ipimi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm hanımlar. Hemen yanında iki ilmek daha düzüm var, düz ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Ajurlu 3 ilmeğim vardı. Ajurlu yaptığımız ilmeğimiz 3 ilmeğimizle yine burada düz örüyoruz. Tersim var. Yine ters ördüm. Hemen yanına hanımlar bakın burada ikinci, üçüncü çiçeğimiz yapacağız. İki yeşilin ortasına yani buraya Ajurlu e, dolamalı çiçeğimi yapacağım. Ortaya böyle yine üçüncü üst sarı ipimi de aldım Buraya şöyle sarımı ekliyorum 2 kez döndürdüm sarı ipimi Arkada bıraktım Burada da yine dolama yaptım ilmeğimi örüyorum Kalan 3 ilmeğim de Düz olarak örülüyor Bu şekilde Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim Evet hanımlar tabanımızı düz olarak ördüm yeniden ön yüze geldik Çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız şimdi bu aşamada hanımlar bir önceki sırada sarı dolama yaptığımız ilmeğin sağındaki ve solundaki krem ilmeğe dolama yapacağız. Öncelikle kenardan 3 adet ilmeğimi ördüm. Sonra alttan bu sarı ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek dolamamı yapıyorum. Sarı ipimi iki kez döndürdüm. Arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek krem ile düz ördüm. Hemen sol tarafa da bir tane dolama yapıyorum sarı ipim ile. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yapmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Ördüm. Ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Ajurlu modelimizden sonra 3. sıra düzümüz hanımlar. Şöyle 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bir sonraki sırada yine ajurumuzu yapacağız. Hemen yanında bir tane tersimi ters ördüm. Şimdi ortadaki çiçeğimizle yapacağız. Bu sarı dolamalı çiçeği e, ilmeğimin sağındaki ve solundaki ilmeğime dolama yapacağım. Öncelikle bir ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra hemen arkadan şöyle sarı ipimi alıyorum. Şöyle buradaki ilmeğime sarı ipim ile dolamamı yapıyorum. Bakın ilmeğimin etrafında sarı ipimi iki kez dolandırdım ve sarı ipimi şöyle arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Hemen burada bir tane bir krem ilmeğim var. Düz örüyorum ve yanına sarı ipim ile bir tane dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Tekrar burada bir tersim var. Tersimi ters ördüm. Ajurum modelimin 3 ilmeğini de yine düz örüyorum. Hemen yanındaki ters ilmeğim yine ters örülüyor. Tekrar üçüncü çiçeğimiz yapacağız. Tersten sonra bir ilmek düz ördüm. Ve burada da hemen sarı ipimi alıyorum. Dolamamı yapıyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Hemen yanına bir ilmek krem ile ördüm. Yanına bir tane daha dolama yapacağım sarı ile şekilde yine sarımı arkada bırakıyorum dolama yaptım ilmeğimi örüyorum Şişimde kalan iki ilmeğim de düz olarak örülüyor Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim Evet hanımlar tabanımızı gördüğünüz gibi düz olarak ördüm geldim Şimdi çiçeğimizin artık son sırasını yapacağız hanımlar Bu aşamada iki tane sarımın ortasındaki bir krem ilmeğim vardı sadece buraya sarı dolama yapacağım Kenardan hanımlar öncelikle 4 ilmeğimi örüyorum 2 3 4. Bakın tam ortaya geldim. Buraya sarı ipimle bir ilmeği dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında iki ilmek düzüm var. 1, 2. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Hanımlar 3 sıra ajurumuzdan sonra örmüştük. Şimdi tekrar ajur zamanı. Yine ipimi şişime şöyle bir kere doladım. Ortadaki üç düz ilmeğimin hepsini aynı anda örüyorum. Üçünü birlikte tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Yanındaki bir ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Gördüğünüz gibi ajurlu, ikinci ajurlu modelimizi de yaptık. Şimdi ortadaki çiçeğimiz yapacağız. Öncesinde iki tane düz ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar bakın bu tam ortadaki ilmeğime sarı ile dolamamı yapacağım şimdi. Sarı ipimi ortadaki çiçeğimin etrafında iki kez dolandırıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yeniden iki ilmek düzüm var yanında. Düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ikinci ajurlu modelimizi yapacağız. İpimi şişime doladım. Öndeki üç ilmeğimi üçünü bakın birlikte şöyle keserek örüyorum. Hepsini aynı anda ördüm. Tekrar ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Yanındaki ters ilmeğimi yine ters örüyorum hanımlar. Şimdi son çiçeğimizi yapacağız. Tersten sonra iki ilmek düz örüyorum ve Buraya sarı ipimle bir tane dolamamı yapıyorum. Böylece hanımlar çiçeğimizi bitirdik. Her 3 sırada bir de çiçeğimizi tekrarlayacağız. Bakın dolama yaptığım ilmeğimi ördüm ve kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk çiçeklerimiz böylece bitti. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar tabanımı ördüm geldim. Ön yüzdeyiz yeniden. Hanımlar çiçeğimiz bitti. Şimdi 3 sıra ördükten sonra ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Şimdi çiçeğimizden sonraki ilk sıramız Kenardaki ters ilmeğime kadar olan 7 ilmeğim var. 7 ilmeğimi düz öreceğim. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız oluyor bu. Böyle ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine ajurlu modelimden sonra ajurlu modelimi yapmıştım bir sıra önce. Ee, şimdi 3 sıra boyunca böyle ajurlu ilmeklerimi de düz öreceğim. Bakın 3 ilmeğimi de düz ördüm. Ters ilmeğimi ters. Tekrardan burada bir çiçek yapmış olduğum 5 ilmek var. 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2. şişimden devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. 4 5 aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Burada da şişimde kalan son 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramız oluyor. ve yine çiçek kurulumu yok. Çiçekli olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimiz ters yine ajurumuzdan sonra da ikinci sıramız bu ters ilmeğimi yine ters örüyorum bu şekilde ikinci şişime geçtim yine burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim bir ilmek tersim var ters örüyorum ajurlu ilmeklerimi de yine düz ördüm tekrar tersimi ters örüyorum şişimde kalan altı ilmeğimi de düz olarak örüp yine sıramı tamamlıyorum Yeniden tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki 3. sıramız ajurumuzdan sonraki 3. sıramız oluyor bu. Yine bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz olarak ters ilmeklerimizi de ters olarak böyle. Aradaki ajurlu modelimiz de zaten kolay. Her iki sırada bir yapılıyor. Çiçeğimizin de yapılışı kolay hanımlar. Kalanınız karışmasın diye yine ikinci çiçekleri de sizlere göstereceğim. Bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Yine ön yüzde sıramı böylece tamamladım. Şimdi yine yeniden tabanımızı örelim ve gelelim. Hanımlar tabanımı ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi... Buradaki ikinci çiçeklerimizi de başlatacağız. Yine ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak aynı sırada aynı sayılarla aynı şekilde yapacağız hanımlar. Ama onun öncesinde size hemen şöyle da belirtmek isterim. Bakın buralarda bu dolmalı e, çiçeklerimiz için ipeklerken arkaya böyle düğüm atmamıştık. Bunu da şöyle yapabiliriz hanımlar. Bakın arka ilmek arasından geçirerek zincir tekniği ile bu yeşil ipimi buraya bakın Şu sıkıştırıyorum. Şu ilmek aralarından geçirerek şöyle arkadan da bu ipleri gizleyebilirsiniz yani bir diğerini daha yapalım isterseniz. Bakın burada yeşil ipim var, sarı ipim var. Bu ipleri böyle yapınca hanımlar patiğin arkası değerli toplu görünür. Ve bu ipler bakın ön ajurların altından da görünmez. Daha düzgün muntazam olur patiğimiz. Buna önem verelim. Bakın şöyle yapıyorum. Yeniden zincir çeker gibi bunu buraya düğüm atar gibi sıkılıyorum. Ve bu ipimi şuradaki ilmek aralarından şöyle geçirerek şöyle gizliyorum. Bu sarıları da yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. Yeşilleri de böyle iplerimizi arkaya gizliyoruz. Patiğimizin içi de değerli toplu görünüyor. Hem de ip ucunu böyle sıkıştırdığımız için sökülme açılma da olmuyor sonradan. Bu detayı da size burada vermiş oldum. Daha önce böyle bir videom olmuştu söyleyeyim dedim unutmuşum. Bu videomda da Allah'a şükür unutmadan anlattım o detayı. Şimdi ikinci çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. İlk çiçeklerimizi nasıl yapmıştık? Aynı şekilde ilk 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından alttaki yeşil ipimi yine alıyorum. Yeniden ip kesip koparmaya eklemeye gerek yok. Aynı ipi kullanıyoruz. Buraya yeşilim bir ilmek dolamamı yapıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanında iki ilmek düz ilmeğim var. Örüyorum. Tekrardan bir tersimi ters ördüm. Ajurumuzdan sonra 3 sıra tamamlamıştık. Tekrar ajur yapacağız. Bakın ipimi şişime doluyorum. 3 ilmeği birlikte yani üçünü aynı anda keserek örüyorum ve tekrardan ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doluyorum. Burada yeniden 3 ilmeğimiz oluyor. Tekrardan hemen yanındaki tersimi ters ördüm. Yanında 2 ilmek düz örüyorum. Ve hemen ikinci şişime geçtim. Burada da alttaki yeşil ipimi alarak ikinci çiçeğimi burada da başlatıyorum hanımlar. Bakın kontrollü bir şekilde şöyle yeşil ipimi getirdim. Buraya bir ilmek dolama yapıyorum yeşilim ile. Şöyle yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. ilmeğimi ördüm. Yanında iki ilmek kremim var. Kremimi örüyorum. Tekrar tersimi ters ördüm. Ajur yapıyorum. Ajur modelime geldim. Öndeki üç ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım hemen ters ilmeğimi de ters ördüm hemen burada iki ilmek düzüm var ve üçüncü dolamalı çiçeğimi de buraya kuracağım hanımlar şöyle yeşilimi alttan kontrollü bir şekilde aldım buraya iki ilmek dolamamı yapıyorum hani iki kere dolandırdım ilmeğimin etrafında yeşilimi dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum ve şişinde kalan son 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar yapacağımız işlem sadece bundan ibaret bakın ilk sırasını da yaptık çiçeğin ikinci sırasını yine üçüncü dördüncü beşinci sırasını ilk çiçeklerinizi takip ederek yapabilirsiniz zaten ajurlu modellerimizde 3 sıra boyunca ajurlu 3 ilmeğimizi düz örüyoruz dördüncü sırada ajurlarımızı yapıyoruz ajurlu modelimiz de bu şekilde ilerliyor zaten birlikte 1 2 3 tane ajurlu modelimizi yaptık Hanımlar ben bu patiğimde bakın bu şekilde 3 tane çiçek yaptım. Ee, i̇lk çiçeğimizi birlikte yapmıştık. 3 sıra ördükten sonra ikinci çiçeğimizi birlikte kurduk. İkinci çiçeğimiz bitince yine 3 sıra öreceğiz. 3. çiçeğimizi kuracağız. 3. Ee, çiçeğimiz bitince yine 3 sıra düz öreceğiz. Bu arada ajurlu modelimizde devam edeceğiz hanımlar. Ee, ajurlu modelimiz bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de ajurlu model yapacağız. Zaten 3'ünü birlikte yaptık. 3 ee, tane daha ajurlu model yapacağız. Ee, hanımlar bu modelimiz 3. çiçeğimizden sonra yine 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi örelim gelelim düzleri düz tersleri ters sonra da birlikte bileki ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, ben e, patiğimin ön tarafını tamamladım. Toplamda 3 tane çiçek yaptım. 3 çiçeğimden sonra 3 sıra düz ördüm. Yine ajurumdan da öyle aynı şekilde 3 sıra düz ördüm. Yani ilmekleri bir gördüğüm gibi ördüm düzleri, düz, tersleri ters. Normalde şimdi de 4. çiçeklerimi yapacaktım. Ajurumu kuracaktım. Fakat artık yapmayacağım. Bilek ayrımına geçeceğiz. Bu bölümde hanımlar e, ilk şişimdeyim. Ön yüzde e, ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son 1 ilmeğim kalana kadar ilmeklerin hepsini olarak öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi bu aşamada şöyle bilek ayrımında yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Hanımlar bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor geldik arka bölümüne hanımlar. Ben patiğimin bu arkalarına toplamda 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzünde ters örgü görünce de haroşa oluyor. Ee, ben arkasına hanımlar bu çiçeklerden kurmak istemedim. Zaten e, patiğimin ön bölümü zaten 3 tane çiçeğim var, ajurlarım var. Zaten gayet gösterişli. Arkalarına da desen kurmak istemedim. Fakat siz dilerseniz arkalara da bu çiçekleri devamını getirebilirsiniz. Yani şu sağdaki ve soldaki çiçekleri devam ettirebilirsiniz. Şimdi bilek ayrımını <laughs> yaptık hanımlar. Burada 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa olduğu için. Bakın 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğim haroşaydı. Bunu düz ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi de bakın patiğimizin ön yüzünde olduğumuz için düz öreceğiz. Hanımlar patiğimizin bu arkalarını yaparken ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bu nedenle ön yüzde olduğum için şu anda ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece kenarlardaki yetişen ilmek haroşamı ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler oraları e, ters örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Hanımlar ben bu patiğin ön tarafını örerken ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın şişim altta, ipim üstte böyle alıyorum. Fakat arkaları örerken şişim üstte, ipim altta böyle alıyorum. Ee, arkaları örerken e, niye böyle alıyorum? E, açıklamak da istiyorum. Çünkü bazı hanımların da dikkatini çekmiş. Daha önce birkaç videomda da açıklamıştım ama e, tekrar edeyim. Hanımlar e, arka yüzde, ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyorduk. E, arka yüzde ters ilmeklerimi örerken ilmek yönü bu şekilde daha düzgün düştüğü için arka yüzdeken ilmeklerimi böyle alıyorum. Sebebi bu. El alışkanlığı alakalı bir şey geldik son şişimize yine burada da ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın şurada son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Hanımlar ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu nedenle bakın bilek ayrımından sonra geri döndük. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk ilmeğimle yani kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 adet ilmeğimi düz öreceğim. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bakın bu şekilde. İlmekleri öyle aldığım için ön yüzde. Arka yüzde ilmek önü düzgün düşüyor. Ters ilmeklerimi daha rahat örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Ha hanımlar e, burada da ilmeklerimi ters örüyorum ve hemen bak iç yüzüne geldik göstermek isterim. Bu dolama yapmış olduğum iplerimi kestim arkalara gizledim hepsini. Patiğimizin bu arka bölümleri gayet temiz e, mutazam duruyor. Siz de bu şekilde yapmayı unutmayın ip uçlarını böyle arkada bırakırsanız ajurlardan görünür ön yüzden ve hoş bir görüntü olmaz ona da dikkat edelim nasıl gizlendiğini nasıl yapıldığını da zaten göstermiştim video arasında sizlere bir diğer şişime geldim yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum Son şişime geldim hanımlar. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 7 ilmek haroşam var. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için e, kenardaki bilek, bilek bölümündeki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik hanımlar. Bu aşamadan sonra artık geri döneceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgüye devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapılacak başka bir şey yok. Sadece bundan ibaret. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Patimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Böyle. Görüntü itibariyle de şekil böyle. Burada hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu bile ee, ben bu patiğimde bu modelimde bu arka kısımda 15 sıra haroşa ördüm 15 diş şöyle haroşa sıralarını sayacak olursak benim ölçülerime göre tam geldi hanımlar sizler bu aşamada 15 sıra yaparsınız belki küçük olur ya da büyük olur hani e, tamamen bu sizin elinizin örgüsüne göre sıkıldığına gevşekliğine göre şişinize göre ya da e, Nasıl anlatayım? İpinizin kalınlığına göre etkilenebilir, değişebilir boyut. Bu nedenle mutlaka hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Sonra da bana gelip de yorumlarda yok büyük oldu küçük oldu gibi demeyin. Çünkü e, herkesin ayak numarası, elinin ölçüsü farklı olabilir. Mutlaka ama mutlaka ayağınıza deneyin. Evet hanımlar şimdi hep birlikte patimizin arka bölümünü kendi ayaklarımızın ölçülerine göre örelim. Gelelim sonra da topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patimin arka bölümünü tamamladım. Geldim buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Hanımlar bile geldi bundan sonra hani burası genişlediği için bakın şu bölüm. 4 şimdi de 14 er ilmeğim vardı. Hepsi şöyle tek şişle toplanacak duruma geldi. Fakat ben bu topuk bölümünde ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ikide bir ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyiz böylece. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 6 ve 7. Sonrasında bakın ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar ortaya bakıyorum 7 adet ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilip bitecek ve patiğimizin topuğu böylece oluşacak. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Buraya da böyle bir renkli tüy denk gelmiş. Aldık onu da. Hanımlar şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ee, sadece son 7 ilmeğimi düz öreceğim çünkü kenarda 7 ilmek haroşam var. Haroşayı ters örenler yine sıra sonuna kadar ters örecektir hanımlar bu aşamada. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim ve bir önceki sırada yapmış olduğum işlemin aynısını tekrarlayacağım. Yani ilk 7 ilmeğimi düz öreceğim. Ee, 7 ilmek 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ilk 23 ilmeğimi düz olarak öreceğim 24. örerken e, Öndeki 2 ilmeği keseceğim hanımlar 7 ilmeğimi ördüm Ocaktaki yemeğime gitti aklım şu an yandı mı yanmadı mı diye artık yanarsa da 7 e, sayarak gidiyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24. gelince de şöyle öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın ikinci topuk kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi gördüğünüz üzere 6 ilmeğimiz kaldı. Yani 1 ilmeğimiz eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Tekrardan geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Yeniden ön yüzde ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 20 dördüncü örerken öndeki ilk ilmeği keseceğiz. Bu kesme işleminde şuradaki son altı ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Tabii ben de bu arada yemeğime bakayım akşam aç kalacağız. Ee, sonrasında buluşalım hanımlar keselim ee, gizli kesimimize başlayacağız ardından. Evet hanımlar patiğimin topuğunu kestim geldim. Ee, ilk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Gizli kesim yapacağız çünkü şimdi. Şöyle. Ve hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Şöyle yapıyoruz. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Sonrakileri de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden bu şekilde geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden almış olduğumuz ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Karşılıklı olarak sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz. Bu arada yemeğim de yanmamış. Altını kapattım geldim. Yansaydı yani kötü olurdu. Evet devam ediyorum yine. Şimdi diyeceksiniz bu kadın da hem patik örüyor hem de yemekle kafayı bozdu. Kız akşama ne yiyeceğiz? Çoluk çocuk var ne yapayım? Evet devam ediyorum yine kesmeye. Sırasıyla hanımlar. ilmek alıyorum şişlerimden karşılıklı olarak. Küfür kesim oluyor bu hanımlar. Patiğimizin arkasında çok şık duruyor bu tarz topuklar. Ben de genelde bu kesimli topuğu tercih ediyorum patiklerimde. Bakın son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aldım. Böyle bir içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi aldım. Sonra diğer şimdiki ilmeğimi alıyorum. Şişlerim de boşa çıktı. Bu üçünü birden topluyorum tığım ile. Ardından da buraya iki tane sıkı ve zincir çektim ve ipimi kesiyorum sıkılayalım. Hemen topumuza bakmadan önce aklımızdayken bunu da şöyle bir gizleyelim. Bu şekilde hepsini ilmek aralarından geçirerek arkalardan böyle gizliyoruz. Bu şekilde. Bakalım hanımlar, gördüğünüz gibi gayet çık düzen, düzgün bir e, topuk oldu. Patiğimiz bu şekilde. E, hemen bir de manken ayağımıza öyle bakalım hanımlar. Şöyle renkli manken alayım ki beyaz manken ayaktan bu ajurlarımız görünmüyor renkliden daha çok belli oluyor. O yüzden böyle rengine göre de ben tercih ediyorum. Evet. güzelce giydirelim. Bakın. Çok esnek ayağı da gayet rahat oldu gördüğünüz gibi. Patiğimiz bu şekilde. bakalım hanımlar patiğimizin tabanı, yanları, arkası, topu. işte böyle. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.